Merhaba kıymetli dostlar. TV 111 ekranlarına Şehri Ramazan programına hoş geldiniz. Şehri Ramazan programında biz her gün bir konuyla alakalı sohbet ediyoruz. Yine bir konuğumuz ve o konukla beraber konumuz oluyor. Bugün ruhsat ve azimet dengesi konusu üzerinde duracağız. Bugün Metin Karabaşoğlu abi bizlerle olamayacak. Kenan Demirtaş hocamızla Emine Demirtaş Sirkecioğlu bizlerle beraber olacak inşallah. Bugün ruhsat ve azimet dengesini hep beraber konuşup öğrenmeye gayret edeceğiz. Kenan Demirtaş hocamızı TV 111 ekranlarına aşina olanlar biliyorlar. Zaten Nur Penceresi programını sunuyorlar. Aynı zamanda Kavram Atölyesi programını sunuyorlar. Emine Hanım'la beraber sunuyorlar. Emine Hanım, Kenan abinin mahdumesi aynı zamanda. Evet abi, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl geçiyor Ramazan abi? Bayağı bereketli geçiyor diyebiliriz elhamdülillah. Elhamdülillah. Zaten Ramazan bereketi nedir? Bol miktarda sevap Evet. kazanmaktır. Bu Ramazan'da da elhamdülillah o sevap kazanma vesileleri bol miktarda önümüze çıkıyor. Onun için iyi geçiyor diyebiliriz. Elhamdülillah. Hamd senalar olsun. Elhamdülillah. Evet, tabii sohbetimiz devam edecek hocam. Bir Aşr-ı Şerif dinleyelim, sonrasında devam edelim inşallah. Evet, Aşr-ı Şerif'i dinliyoruz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر
أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صدق الله العظيم. Evet kıymetli dostlar, TV111 ekranlarında Şehri Ramazan programımız devam ediyor. Faruk Furkan Diler hocamızı dinledik. En'am suresinin 112'den 117'ye kadarki ayet-i kerimeleri tilavet ettiler, dinledik. Şimdi yine sohbetimiz devam ediyor. Kenan Demirtaş hocamız ve mahdumesi Emine Demirtaş Sirkecioğlu ile beraber sohbetimiz devam ediyor. Tabii Kenan Demirtaş hocamızı ve Emine Sirkecioğlu'yu tanıyorsunuz diye az önce ifade ettik. Malumunuz Kenan Demirtaş hocamız Medine İslam Üniversitesi'nde okudular. Sonrasında Mısır'da uzun yıllar gazetecilik yaptılar diye biliyorum. Ve Arap alemiyle ilişkiler noktasında ve Risale-i Nur'un Arap alemine tanıtılması noktasında önemli hizmetleri, gayretleri olan bir hocamız, bir abimiz. Çok sayıda çalışmaları var. Cevşenül Kebir ve Tesbihat'ın mealleri noktasında çalışmaları var. Hem de transkripsiyonlu çalışmalarını yapmışlardı. Risale-i Nur'da geçen ayetler ve mealler, daha sonra Risale-i Nur'da geçen kavramlar, bilgiler gibi çalışmaları var. Risale-i Nur araştırmaları konusunda çalışmaları var. Yine Söz Basım'ın hazırlamış olduğu Risale-i Nur külliyatına da uzun süre müzaharatlık yaptılar. Bu manada ciddi emekleri oldu. Hayatını dine, imana, İslam'a ve Risale-i Nur'un hizmetine adamış bir hocamız. Rabbimiz kendisine uzun, bereketli ömürler nasip eylesin. İnşallah bu hizmetlerini daha nice yıllar görürüz, istifade ederiz. Böyle beraber otururuz, programlar yaparız. Emine Hanım da Malezya İslam Üniversitesi bildiğim kadarıyla mezunu. O da ilahiyat kökeni olan, bu manada çalışmalar yapan birisi. Sonrasında o da yine Risale-i Nur konusunda özel çalışmaları olan birisi. Zaten TV111 ekranlarında görüyoruz, izliyoruz. Bu akşam da o öğrendiklerinin zekatı kabiliğinden artık bizlerle paylaşacaklar inşallah. Hem Kenan hocamız hem Emine Hanım inşallah hep beraber istifade edeceğiz. Evet Kenan hocam, ben arada bir karıştırıyorum. Bazen hocam, bazen abi diyorum aramızda bir hukuktan dolayı. Artık sürçülisan olarak mı bilmiyorum ifade edilir. Hakkınızı helal edin diyorum hocam. Helal olsun, ne demek? Allah razı olsun. Şimdi bugünkü konumuz azimet ve ruhsat dengesi. Ben tabii öncelikle biraz konunun çerçevesi oturması babından azimet ve ruhsatın tanımını sizden rica edeceğim. Azimet ve ruhsat nedir ve biz azimet ruhsat dendiğinde ne anlamamız lazım? Şimdi önce Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve kerem hepimizin üzerine olsun. Azimet denildiği zaman herhangi bir arizi durum göz önüne bulundurmaksızın İslamiyet'in ilk koyduğu emirlere azimet denir. Hı. Oruç tut. Bu azimettir. Evet. Yani herkesin oruç tutması lazım. Namaz kıl. Bu azimettir. Herkesin namaz kılması lazım. Efendime söyleyeyim. Ya da işte ne bileyim namaz kılmak için hadesten taharet yapman lazım. Herkes için bu genel bir emirdir. Şimdi bu İslamiyet'in ilk başta herhangi bir arizi durum olmaksızın, evet, nazar almaksızın ilk konulan emirlere azimet denir. Hmm. Ki Kur'an-ı Kerim bütün emir ve yasakları buna dahildir. Emir ve yasakları. Bu Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasakları buna dahil olduğu gibi sünnet de buna dahildir. Evet. Bütün sünnet-i seniyenin emir ve yasakları da buna dahildir. Hı hı. Yani bütün teklifi hükümler tabir ettiğimiz şer'i hükümler, şeriatın, hı, hükümleri bu azimet çerçevesinde, hı, değerlendirilir. Fakat mesela
Hani diyor ya ayeti kerimede Şehr-i Ramazan'a lezî yüzüle fiil Kur'an hüdenli nâs ilâ akillâye Femen şehide minkumu şehre felyosun bu. Yani kim bu aya şahit olursa oruç tutsun diyor. Evet. Yani Ramazan ayına kim şahit olursa oruç tutsun. Ya da orucun farzının bir farziyetini belirten şey var. Ayet-i kerime hani kütübe aleykümus siyamu kema kütübe aleyhine mukablikum. Yani sizden öncekiler oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır diye. Şimdi bu nedir? Herkese bir emirdir değil mi? Evet. Peki ben seferiyim, yola çıktım ya da hasta oldum, tutamıyorum. Evet. Peki bu de facto durum dediğimiz, arizi hesapta durum dediğimiz şey. Durumlar oluyor. Onun için de mesela Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَاِنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Yani şayet hastaysan ya da seferiysen o hasta ve seferi olduğun zaman tutamadığın oruçlar kadar sair günlerde yani Ramazan haricinde herhangi bir günde oruç tut diyor. Şimdi ne oldu? Ramazan'ın içerisinde oruç tutmak herkese emirdir. Evet. Ama hasta olduğun zaman tutamıyorsun. Ya da işte efendim yolcusun, seferisin ki seferde meşakkat var vesaire var. Bazı işte bunlardan dolayı, arizi durumdan dolayı böyle ruhsata kapı açan haller oluyor. Dolayısıyla bu hallerde tutamadığın, yapamadığın İslami emirler onlara da ruhsat tabir ediliyor. Evet. Ama zaten Kur'an-ı Kerim'de ne hepsi belirtilmiş. Evet. Bir tarafta ne var? Herkese açık emir var. Herkesin yükümlü olduğu, yerine getirmekle yükümlü olduğu emirler var. Bir de yapamayanların durumları da gözetilmiş. Onlar için de hani şey durum var, arzi durumlar var. Onların hükümleri de zaten beyan edilmiş. Ki bazı alimler yani bütün müştehitlerin o verdikleri şeriata dayalı hükümlerini ya azimet ya da ruhsat çerçevesinde hep değerlendirmişler. Demişler mezhepler arasındaki ihtilaflar. O mezhep imamlarının azimeti mi esas almışlar, ruhsatı mı esas almışlar ona göre değişmiş demiş yani. Yoksa hepsi de zaten kitap ve sünnette olan emirlerdir demişler. Yani kısaca çerçevesini böyle çizebiliriz. Biz azimet o zaman farzlar diyebilir miyiz? Yani Allah'ın bize yapmamızı emrettiği farzlar. Farzlar, haramlar, Allah'ın kesin olarak emretmiş olduğu bütün emirler girer. Ya da sünnetin emirleri. Onlar da girer. Yasakları da girer. Yani bunlar da azimettir. Allah'ın yap dediği ve yapma dedikleri bir. Bir de sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye tabii. Onların ahkamı da içine girer. Kitap ve sünnet. Tamam. Peki şeyde azimet, ruhsat dediğimiz şey sadece böyle ameli şeylerle mi ilgilidir? Mesela inançla, itikatle alakalı hususlarda da bu manada. Var. Yani mesela Yasir ailesinden mesela Ammar'ın durumunu buna verebiliriz inanç noktasında. Mesela ne yapmış? İşkenceye maruz kalınca gözünün önünde babası şehit ediliyor. Annesi şehit ediliyor. Sıra kendisine geliyor ve gösteriliyor. Onlar gibi seni de öldüreceğiz diye. O da canını kurtarmak için hani Hubel de diyorlar ona. Bir putun ismini söylüyorlar. Hubel. O da onlar öldürmesin diye Hubel diyor. Fakat kalben yani gönül itibariyle, kalp itibariyle, inanç itibariyle Allah'a inanıyor. Ve Allah'ın şeriki olmadığına inanıyor. Fakat onların o işkence baskısından kurtulmak için Hubel diyor. O müşriklerin putuna anıyor. Tabii bu onu da serbest bırakıyorlar ondan sonra. Madem Hubel dedi diyorlar serbest bırakıyorlar. Doğru tabii koşa koşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. Tabii bin perişan bir halde, üzgün bir vaziyette. Yani sanki dinden çıkmış bir insanın halini ve buna üzülen bir insanın halini arz eden bir tarzda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki kalben diyor sen şey yapıyorsun ya. Hani inanıyorsun ya senin diyor kalbi inancına bu şey vermez, zarar vermez diyor. Sana gene böyle işkence yaparlarsa gene aynısını söyle diyor. Kalben tasdik etmediğin sürece zarar vermez. Şimdi işte buradaki ruhsattır. Herkes la ilahe illallah demekle mükelleftir. Evet.
Allah'tan başka ilah yoktur. Hübel'i anmamakla mükelleftir. Yani anmayacaksın adını, yani inkar edeceksin putları. Onunla mükelleftir ama böyle hayat söz konusu olduğu zaman, hayati bir tehlike söz konusu olduğu zaman, ha o zaman geçici bir süre kalben hani inancını bozmamak kaydıyla hani hübel de denilebilir ya da hayati bir tehlike ama. Evet. Öyle az bir sıkıntı olursa maddi, işte ben hani la ilahe illallah dersem maddi bir takım işte çıkarlarım kaybolur düşüncesiyle bu olmaz. Hayati bir tehlike söz konusu olması lazım. Ammar gibi. İşte böyle durumlarda olur. Yani inançta da bu tarz şeyler geçerlidir ama bu kadar. Hayati tehlike gidinceye kadardır o. Ondan sonra biter. Evet. Peki Emine Hanım, ben şey için merak ediyorum. Şimdi Kenan Hocamızın söylemiş olduğu ayet-i kerimede mesela örneği var. Bir oruç örneği var. Ve oruç hangi hallerde işte ruhsata tabi tutulacağını da orada bize örnek olarak ayet-i kerime bize gösteriyor. Mesela günümüze geldiğimiz zaman şartlara göre bazen değişebiliyor. Ya da insanlar bana burada işte ruhsata tabi olma gibi bir şey kendilerince çıkarabilirler. Burada bir ölçü, bir şey var mıdır? Yoksa bu ayet-i kerime örnekliğinden yola çıkarak mı insanlar model alarak mı çıkarıyorlar? Biz hani günümüzde azimete mi, ruhsata mı tabi tutacağımızı neye göre, hangi kıstaslara göre yapabiliriz? Tabii Kenan abi burada var diye ben soruları rahat rahat soruyorum. Tabii siz de ilahiyatçı olmanız hasebiyle. Estağfurullah. Böyle paslaşarak devam edebiliriz evet, inşallah. Aslında hakikaten babamın buradaki o ilmi varlığının yanında ben konuşmaya hicap ediyorum. Ama hani herkesin dünyasında bir yansıması oluyor her bir ayetin, her bir hükmün. Tabii burada Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden de öğrendiğimiz bir hakikat var. Bu zaruretlerin ölçüsü ne? Neye göre belirlenmiş? Hani diyor, şimdi diyor insanın da ihtiyacı olan şeyler bir değil 20'ye çıkartılmış. Kaça, yani sayısı arttırılmış. Evet. Ve bunlar da gerçekten hayatın artık bir parçası ve olmazsa olmazları gibi görülüyor. Bunların bir ölçüsünü önce bir oluşturmamız lazım. Yani orada biz eğer o mükellefiyeti yerine getirdiğimiz zaman hani ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz, ona bakmamız lazım. Hayati bir meselenin içerisinde miyiz? Yoksa günlük rutinlerimiz içerisinde bir şey mi aksatmış olacağız eğer onu yaptığımızda? O ölçü, ölçü aslında üstadın o ifade ettiği gibi günlük ihtiyaçlarımızın listesine bir baktığımız zaman hangisi ne kadar zaruri, hangisi ne kadar hayati ve biz ona burada tercih ederken neyi tercih ediyoruz? Hani az bir dünya karşılığında Allah'ın ayetlerini vermeyin diyor ayet-i kerime, değil mi? Yani Allah'ın emirlerini bir kenara kaldırmayın. Çünkü o sizin ahiretinize direkt taalluk eden bir şey. Ve siz orada neyi feda ediyorsunuz ve ne alıyorsunuz onun farkında olmanız gerekiyor. Yani bir ayetin hükmünü verirken yani feda ederken bir dünyalık için bunu feda ediyorsanız eğer bu muhasebe içerisinde ona bakmak lazım. Yani ben bu şekilde açıkçası algılayabiliyorum. Yani o zaman biz burada böyle bir denge mi korumamız lazım? Yoksa fıkıh kitaplarına bakıp burada şöyle bir durum olduğunda nasıl bir muamelede bulunmak gerekir gibi bir şey mi yapmak gerekir? Yoksa dediğiniz gibi hani kar zarara mı bakmak gerekiyor? Hani azimet mi olması lazım, ruhsat mı olmak lazım gibisinden? Şimdi asıl olan İslamiyet'in ilk emirlerini yerine getirmektir. Yani farzı, namaz kıl diyorsa namaz kılacağız. İçki içme diyorsa içki içmeyeceğiz. Evet. Şimdi ilk etapta bunlar nazara alınır. Kumar oynama diyor, kumar oynamayacağız. Evet. Şimdi bunlar nazara alınır. Ha bu ya, hayati bir şey söz konusuysa, mesela çöldesin, susadın. Yanında da bir şişe şampanya var ya da herhangi bir... Ya da yolda buldun. Yolda buldun. Böyle bir şey var elinize geçti. Şimdi bunu içmeseniz öleceksiniz ama. Yani susuzluktan öleceksiniz. Ne yapacaksınız? Ölmeyecek kadar ama bak. O içkiyi nasılsa buldum. Şimdi de ruhsat var. Zaruret hali. Hayat söz konusu şimdi. Ben içebilirim deyip o şişeyi sonuna kadar içemezsiniz. Ölmeyecek kadar ondan alırsınız ve
o içki sana orada ne olur? Helal olur. Yani çünkü اَدَّرُورَاتُ تُبِهُ الْمَحْتُورَاتُ diye bir kaide var. Genel kaide. Evet. Zaruretler efendime söyleyeyim haramları helal kılar. Helalı da haram kılar. Evet. Zaruret olduğu zaman. Ama bu zaruret burada çok iyi anlaşılması lazım. Zaruret hayati bir zaruret olursa. Yani senin canınla ilgili bir zaruret olursa ahirete taalluk şeyleri hükümlerini orada o zaruret geçinceye kadar kaldırabilirsin. Ama zaruret haliyle sınırlıdır o. Yani çölde susuzluk halini giderinceye kadar sınırlıdır. O çölden böyle suya kavuştu mu biter o. O şey bitti. Veya ölmeyecek kadar içtin gene biter. Yani şişenin dibine göremezsin. O kadar sınırı var. Şimdi bazıları oluyor mesela eroin kullanıyor. Eroin nedir? Haramdır değil evet, mi? Evet. Haramdır. Şimdi ama müptela olmuş. Müptela olmuş. Bıraktığı zaman eroini müthiş bir vücudunda ağrılar, sızılar, sancılar böyle çekiyor. Yani biyolojik itibariyle bağımlı hale geliyor. Şeye, eroine. Bırakması zorlaşıyor. Şimdi o insan şöyle diyemez. Ya ben bunu bırakamıyorum. Bıraktığım zaman müthiş sancılar, ağrılar meydana geliyor. Krizlere giriyorum. Belki de öleceğim. Onun için ben bunu bırakamıyorum. Bu eroin bana helal diyemez. Niye? Bak şimdi kaide dedin ya, sordun ya. Kaidelerden bir tanesi şu. Zarurat hali senin ihtiyarınla, iradenle, haram yolla elde edilmiş olmayacak. Haram yolla olursa olmaz. O zaruret sayılmıyor. Çünkü sen baştan kendi iradenle, hür iradenle o eroine kendini içe içe bağımlı hale getirdin. Çok ilginç. Haram olduğu, yani haram yoluyla sen o zaruret haline gelmişse o haramı helal kılmaz. Mesela sen içki içtin. Evet. Şimdi içki haramdır değil mi? Aklını bak haram yolla giderdin. Bir cinayet işlesen mutlaka sorumlusun. O cinayet suçuyla aklı başında olan insan gibi yükümlü tutulursun. Orada ruhsat yok yani. Orada ruhsat yok. Ve aynı zamanda haram yoluyla kendini, aklını giderdiğin için mesela hanımını boşasan boş olur. Yok ben oradan aklım başımda değildi. Sarhoştum falan. Sarhoştum mazeret evet. Kabul edilmez. Şer'i hükümlerde böyledir. Ama evet. Mesela o dediğiniz şeyde o adam öldürmede bir çocuk eline tabancayı alsa vursa çocuğun aklı mesela ermediği için çocuk herhalde mesul olmaz. Mesul olmaz. Ya da deli birisi. Evet. Yani hakikaten aklını yitirmiş. Bu geçici yitirenler de var. Yarım saatlik, bir saatlik ömür boyu yitirenler de var. Mesela aklını yitirdiği için sorumlu değil. Evet. Yani adam öldürmekten sorumlu değil, karısını boşamaktan sorumlu değil. Çünkü onun aklı yok. Çünkü doğal yoldan aklı gitmiş. Ama içki gibi veya buna benzer yollarla, haram olan yollarla aklını gidermişse yaptığı tüm muameleler aklı başında olan insan gibi geçerlidir. Dolayısıyla çünkü, yaptığı kötülüklerden sorumludur, cezasını alır. Yani burada o zaman azimet ruhsat şeyi işlemiyor. Evet. Kendisi bilerek isteyerek haram olan bir şeye girdi. Tabii girdi. Dolayısıyla aslında başta bir defa günah işlediği evet. için orada mesul. Şimdi insanlar hakikaten burada dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi o denge derken. Mesela çok böyle haram yollarla insanlar kendileri bazı şeylere tiryaki oluyorlar. Alışkanlık haline getiriyorlar. Bir örnek verdi az önce hani hangi örnekler olur diye aslında ben ondan hırsızlama yapayım Emine'den. Şimdi Emine dedi mesela dedi bazıları dedi insanlar dedi alışveriş yapmaktan çok haz duyuyorlar. Evet. Bağımlı hale gelmişler. Alışveriş yapmazsa o gün duramıyor yerinde yani. Rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor. Şimdi alışveriş de çok alışveriş ihtiyacın olmadan sen bir şeyi almak da israf değil mi? Evet. Bak haram yoluyla bir alışkanlık meydana getirmişsin sen. Hmm. Şimdi eğer tiryaki haline gelmişsen sen alışveriş noktasında evine senin malzemeni kullandım. Estağfurullah. Yani, ben çalıyoruz işte. Peki burada çalma caiz mi?
Neyse benim kızım olduğu için hakkını helal edeyim. Caiz diyelim. Caizdir. Şimdi tabii bu ne oluyor? O alışveriş orada ona haram oluyor. Yani diyemez ki ben artık bağımlı hale geldim. Alışveriş benim için helaldir diyemez. Evet. İsraf çünkü, modundaki ne? Tabii israf modundaki alışverişten bahsediyoruz canım yani. Artık ihtiyaç fazlası adam tutmuş alışveriş yapıyor. Yani ben alışkanlık haline geldim. Bunu almadan duramıyorum diyemez. Bu bana helal diyemez. Şimdi biz bunu böyle söylerken izleyicilerimiz diyecek ki ya şurada bir sepet alıyorum da markete gidiyorum üzerine 3-5 şey koyuyorum şeklinde düşünmemek lazım. Alışveriş merkezlerindeki yerlere böyle süpermarket arabasıyla giren işte birkaç bin liralarla, 10 binlerle, 20 binlerle çıkan insanlar var. Hani bunların boyutları çok ileri noktalara da gidebiliyor kredi yani. Kredi kartlarının limitleri ne kadarsa bitirenler var. Bu yüzden bu ciddi bu sıkıntıyı aile bazında yaşayanlar var. Yani bunlar böyle küçük küçük kumar gibi değil. Bu, içki gibi yani aileyi sarsıyor. Evet yani şimdi bunlar diyemez ki yani ben buna alışmışım artık. Bu haram olan, israf olan şey bana helaldir diyemez. Yani burada bir ölçü var demek. Yani ölçü eğer zaruret hali haram yollarla meydana gelmemişse o zaman ama hayati olacak o. Hayati noktada o zaman ne olur? Haram helal olabilir. O da o zaruret hali geçinceye kadar. Evet. O kadar. Yani aslında bu israf konusu hani ayetlerde de çok vurgulanan şey. Mesela yiyin için israf etmeyin i̇sraf diyor. Etmeyin, başka tabii, bir yerde işte israf edenler şeytanın kardeşleridir diyor. Evet, mübezzerin evet. ihvanu şeyatin diyor evet, değil mi? Evet, yani dolayısıyla hani basit bir şey değil İslamiyet'in özenle ve üzerine vurgu yaparak altını çizerek Kur'an-ı söylediği Kerim bir şey. Bilhassa yani evet. Yani saçıp savuranlar gök şeytanın evet. arkadaşlarıdır. Yani. Şimdi böyleyse o zaman saçıp savurmayacaksın. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı bir şey. Ama sen tutup da israf ede haram bir yolla tutmuşsun, onu alışkanlık haline getirmişsen bu haramı helal kılmaz. Zaruret hali, bak zaruret hali haram yolla oluşmuşsa kesinlikle haram helal olamaz. Ama fıtri bir şekilde olmuşsa yani doğal bir şekilde meydana gelmişse o zaruret hali o zaman olabilir. O da zaruret hali 10 paralık bir şeyde zaruret hali olmaz. Yani işte gümrükte adamın malı takılmış, rüşvet vermeden malını geçiremiyor. Diyor zaruret halidir işte diyor malı başka türlü kurtaramıyorum, rüşvet veriyor. Zaten rüşvet orada verilir. O haramdır zaten, rüşvet orada haramdır. Arraş vel mürteşi finnar. Yani ateş, rüşveti verdiğin zaman ateştesin, bitti. Rüşveti veren de alan da ateşte. Ama diğer türlü düşününce mesela tırlar elden gidecek. İşte ne yapıyor? Ciddi bir zarar hayati, almıyor mu? Hayati bir söz konusu mu? Belki adam kafayı yiyecek yani. Çünkü ciddi bir mal orada söz konusu. Dünyevidir. O ukravi olmaz. Olmaz. Yok yani çıkış yolu. Çıkış yolu faizde yok yani. Faizde de aynı şey mesela. Efendim? Faizde de işte diyorlar ihtiyaç kredileri işte faizli olarak verilen hani hiçbir şekilde o ihtiyacı işte nasıl belirliyorlar? İşte öyle bir hale getirilmiş ki o ihtiyaç onsuz yaşayamazsınız. Yani hani etinden koparıyorlar sanki onu senden öyle gösteriyorlar. Halbuki değildir. Bir maldır en nihayetinde ve haramsa haramdır değil mi? Bunu böyle faizde de aynı şey geçerli ama biz önce bir suretini değiştiriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki tamam hadi bunun için girmez diyoruz. Yani zaruret vardır deyip birçok şeyleri de hakikaten olmaz bir şey. Yani hafif bir şeyi dahi tutuyoruz. Haramı helal edecek, helali haram edecek dereceye getiriyoruz. Biz belki de o az önceki verdiğiniz örnekte bize göre büyüklük küçüklüğüne takılıp da işte diyoruz ki yani bu koca bir şey burada rüşvet herhalde ruhsatı olur gibi düşünüyoruz ama yani o azlık çokluk bize göre. Allah haram kıldıysa azı çoğu yok. Hayır bana göre en küçük bir şey dahi el koysa gümrükte benim için tır kadar ehemmiyeti var yani. O adamın tırı belki de benim küçük bir şeyim kadar etmez. Yani, yani onun zenginliği tabii, içerisinde. Kıyaslayınca. Dolayısıyla yani bunun ölçüsü ne yani? Evet. Yani malının şu kadarını giderse bu kadar öyle bir şey yok. Ölçü yok. Anladım. Yani rüşvet rüşvettir. Bitti. Evet. Fakat öyle bir hale geliyor ki işte zaruretler. Mesela gittiğim benim bir Arap ülkesi vardı. Fakir bir ülke. İsim vermeyeyim. Yani aleyhte konuşmayalım. Evet. Yani Müslüman bir ülke. Şimdi fakirlikten dolayı eskiden diyor rüşvet rüşvetti. Eskiden öyleydi hakikaten.
Halkı bunu söylüyor. Kendi halkı. Sonra rüşvetin diyor adı değişti. Hediye oldu. İşte memura şu kadar bir hediye veriyoruz falan. Ya işte o da istifade etsin. Rüşvetin aldığı o adı oldu diye hediye. Sonra diyor bu hediye de şey oldu. Mükteseb hak haline geldi diyor. Yani memur çünkü aldığı maaşla geçinemiyor. Rüşvet almazsa hayatını sürdüremiyor. O zaman onun bir makamda oturuyorsa onun mükteseb hakkıdır. Yani maaşı gibi mutlaka rüşvetle bu işler, bu iş görülür burada. Yani eğer bir kağıt imzalatacaksan yanına bir 5 lira vereceksin yani. O 5 lirayla adam geçimini sağlıyor. Yoksa maaşıyla sağlayamıyor. Onun için mükteseb hak haline geldi diyor. Mutlaka o rüşveti vereceksin. Yani. Ama şimdi ne olursa olsun toplumu bu hale getirenler veya kendisi bu hale gelmiş olanlar yani bu işte ben mecburen geçirmek zorundayım. Onu ben alabilirim. Olmaz artık. Yani zaruret var. Bu zaruretler haramları helal kırar. Rüşvet artık benim için mükteseb haktır diyemez yani. Peki onu devlet kanunen öyle koysa, diyelim ki devlet dese... O maaş olur o. O zaman sıkıntı yok değil mi? Maaş olur o, rüşvet olmaz ki. Herkes çünkü o parayı öder. O devletin koyduğu bir vergi gibi, bir rusum gibi bir şeydir o yani. Yani devlet bakıyor devlet ki verdiği maaşla geçinemiyor. Devletin koymadığı bir şey sen alıyorsan o rüşvettir. Evet. İşini görürsün. Yani bu zarurettir diyerek o haramı helal yapamaz. Kısacası bu. Yani geçim sıkıntısı var. O zaman ikinci iş bulsun çalışsın adam. İlla rüşvet rüşvette iş yapmasın yani. Haram, evet. Yani, evet. Bir hadis-i şerifimiz var. Hadis-i şerifi dinleyelim. Sonra sohbetimiz devam etsin. Evet, hadis-i şerifi dinliyoruz şimdi. Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşnut olur. Evet kıymetli izleyiciler, TV 111 ekranlarında Şehri Ramazan programımız devam ediyor. Bir hadis-i şerif dinledik. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşnut olur diyor hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifi nasıl yorumlayabiliriz Kenan Hocam? Bu hadis aslında bir nimetse, Allah'ın verdiği bir nimetse onu kulun üzerinde görmek ister. İlimse hakikaten o ilim ile muttasıf olmasını Cenab-ı Hak ondan hoşlanır yani. O nimettir. İlim verdiyse onu görecek, o ilmi kullanacak. Onu üzerinde görmekten hoşlanır. Zenginlik verdiyse elbette ki ona münasip başkalarının ama yani gıpta etmeyecek şekilde. Gıptası da değil de belki ihtiyaç noktalarında varsa onları rahatsız etmeyecek şekilde diyelim. O elbiseyi giyemez tabii. Yani elbiseyi üzerinde görmek ister Allah'ım. Nimetini kulunun üzerinde görmek ister. Ama mesela toplum aç. Değil mi? Yine toplum aç. Aç olanların yanında Allah nimetini kulunun üzerinde görmek ister diyerek tutup orada milletin gözü karşısında o nimetleri yemek, içmek doğru mudur? Değil. Açların karşısında. Yani duruma göre, yere göre öyle mi? Duruma göre, yere göre tabii o nimeti Cenab-ı Hak kulun üzerinde elbette görmek ister yani. Yani bir ilimse ilimdir, bir güzel vasıfsa güzel vasıftır bu. Evet. Yani değil mi? Mesela utanmak çok güzel bir nimettir. Yani kulunun üzerinde o yansıdığı zaman, herhangi bir şey çıktığında utandığı zaman Cenab-ı Hak ondan çok hoşlanır. Bu utanmak büyük bir nimettir. Hayasızlık ise büyük bir şeydir aslında. Yani hakikaten deniyettir yani, deniyettir. Ama haya çok iyi bir nimettir. Utanılacak yerde bir insanın utanması kadar hoş bir şey yoktur. Allah ondan onu hoşlanır diyor. Keza adaleti. Adalet büyük bir nimettir. Tam yerinde adalette davranma konusunu kulunun üzerinde Allah gördüm ondan hoşlanır. Tekin bir hadis-i şerifte peygamberimiz hadiste Ebu Bekir, Ömer, işte Osman, Ali hepsini böyle nitelerken
Yani sıfatlarıyla beraber niteliyor. İşte doğruluk noktasında Hazreti Ebubekir'i söylüyor. Adalet konusunda, titizlik konusunda Hazreti Ali'yi söylüyor. Haya konusunda Hazreti Osman'ı söylüyor. Belki de bir manada teşviktir, değil mi? Hani bunlara Allah bu sıfatları vermiş. Hani siz de bu sıfatlarla muttasıf olunuz. O sıfatlarla, o niteliklerle niteleniniz. Yani Allah nimetlerini, hangi nimetler? Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismi var. Her bir isminin tecellisini kulunun üzerinde görmek ister. Bunun içinde Adil ismi de var. Bunun içinde Rezzak ismi de var. Bunun içinde Gani ismi de var. Bunun içerisinde diğer bütün isimler de var. Her bir ismin tecellisini kulunun üzerinde görmek ister. Niye ister? Çünkü Esma'nın tecellisi, ya Cenab-ı Hak kendi isminin tecellisini görmek ister. Hani bir insan usta olsa, değil mi? Kendisi iyi bir usta olsa ve güzel de bir masa yapsa. Eserini böyle önünde görecekten hoşlanmaz mı? Hem de nasıl? Hoşlanır yani, değil mi? Keyif alır yani. Allah da işte kulunu tam istediği şekilde isimlerinin tecelli ettiği zaman ondan hoşlanıyor yani. Bu kadar. Hele başkası da görüp methetse. Tabii başkası da ya ne kadar güzel yakışmış falan filan. O da verene kurban ya Rabbi dese tamam, mesele bitmiştir yani. İşte Allah hoşlanır. Evet, evet. Şimdi mezheplerle alakalı şöyle bir şey var. Günümüzde daha çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Deniyor ki bu azimet ruhsat meselesi daha çok mezheplere göre şekillenen bir mevzu. Sanırım bir şekilde toplumda da çok konuşulan bir şey. İşte deniyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime ifade ediyor. Az önce sizin mesela okuduğunuz ayet-i kerimede oruç için farzdır diyor. İki tane de şey koşuyor. Şöyle şöyle durumlarda işte bunun ruhsatı olabilir diyor. Fakat diyor ki mezheplere baktığınız zaman her mezhep farklı bir ruhsat ön plana çıkarıyor diyor. Dolayısıyla ayet birken, yani hak birken, hakikat birken nasıl oluyor ki her mezhep bunu farklı yorumluyor? Mezheplerden bir sıkıntı var yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ya ihtilafi konularda daha önceden bir abdest örneğini vermiştik. Seninle yaptığımız bir programda ama hangi programda bilmiyorum. Çok program yaptık beraber. Ben de hatırlamıyorum şu an. Şimdi abdest örneği. Mesela diyor ki اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَقْسُلُوا وُجُوهَكُمْ. Namaza kalktığınızda yüzlerinizi yıkayınız. Evet. Ve اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ. Ellerinizle dirseklerinize kadar yıkayınız. Değil mi? Evet. وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ. Yani başınızı meshediniz. وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Şimdi burada ayet-i kerime bir. Kur'an-ı Kerim'in emri bir. Ama esaslarda hakikaten birdir. Bütün mezhepler ittifak eder. İhtilaf ettiği noktalar nerelerdir? İhtilaf ettiği noktalar oradaki o kelimelerin manaları mesela farklı farklıdır. Mes kelimesi, وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ. Mes kelimesi Şafii'ye göre dokunmak demektir diyor. Dokunma biter. Parmağını dokunsa mes olur, değil mi? Yani mes olur. Hanefi mezhebi de dokunmaktan kasıt diyor. Gene biraz diyor azıcık belli olacak. Hissettir biraz. Hissettirecek yani. Dörtte biri olacak. Hanbeli mezhebi de demiş ki tamamını demiş mes edeceksin. Ondan sonra mes deyince başına dokun diyorsa hepsine. Bütün baş neresi ise. Baş neresi? Orasıysa tamamdır diyor. Şimdi aradaki nedir? Bu anladığı manadır. Bir de uygulamaya bakıyorlar da bunlar. Nasıl uygulanmış diye. Bu uygulamalardan çıkıyor. Mesela ne diyor? Ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Dirsekler dahil mi değil mi? Kadar diyor. İla ne diyor? Vamsahu şey. Vaksilu eydiyekum ilel merafiki. İlel merafik. Mirfak burası. Dirsek. Dirseğe kadar. Peki dirsek dahil mi? Tamam, burada ihtilaf yok. Dört tane mezhep elin yıkanacağını emrediyor. Yani yıkanacak. Hepsinde farz. Farzdır diyor. Peki dirsek buna dahil mi değil mi? Peki Arapçanın hani zengin bir dil olduğu söyleniyor ya. Şimdi mesela işte mesela harficiyerlerden falan. Harficiyerler işte burada şey oluyor. Yani bir imam onu farklı anlıyor. Diğer imam onu farklı anlıyor. Arapçada kullanış farklı. Bir kabilenin kullandığı şey farklı. Sahabelerin uygulaması farklı. Bunlar tabii ellerine geçen o delillerle hükmünü veriyorlar. Dolayısıyla ihtilaflar bu tip şeylerde çıkıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim ayetleri
kesin bir şeyi söylediği zaman ahlak ahkamı hiçbir mezhep orada ihtilaf etmez. Nerede ihtilaf ederler? İhtilaf ettiği noktalar aslında yani kıraat farklılığından ortaya çıkan bazı okunuşlar olur. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim kelimenin Arap edebiyatında ya da dilinde kullanılma farklılığından farklı anlaşılmalar olur. Ondan dolayıdır. Yani mesela dirseğine kadar diyor bu şey yapmış. Şimdi dirseğine kadar denildiği zaman dirsek dahil mi değil mi? Birisi demiş ki A'dan Z'ye kadar diyoruz. A Z dahil mi değil mi? Dahil. Dahil. Z'ye kadar diyorsak Z harfi de buna dahildir falan. Kimisi de A'yı alıyor Z'yi almıyor. Z'yi alıyor. Fakat tabi bu da yeterli değil. Mesela diyor ki güneş batıncaya kadar oruç tutun diyor. O zaman güneş battıktan sonra da dahil olması lazım. Yani. Şimdi ne olacak? Ben bunu İhtilaf çok iyi hatırlıyorum. Çıktı. İlkokuldayken öğretmenimiz tahtaya yazardı. Çocuklar şu sayfaya kadar ödev yapacaksınız. Evet. Hepimiz sorardık. O sayfa dahil mi öğretmen? Onu idrak etmek için sorular sorardık. Yani demek ki ifadelerde farklılık olabilir. Şimdi bu mesela bu dirsek dahil olup olmadı. Şimdi ne olacak? Abdeste dahil ettin. Oruçta dahil etmedin. Ne oluyor bu? Ha kaide. Bu sefer fıkıh imamları işte. Orada demiş ki farklı farklıysa bir kaide, usul yani fıkıh usulünde şöyle bir kaide var. Eğer sayılan şey en son nihayete geliyorsun ya. Evet. Nihayete geldiğin şey sayılan cinsindense o dahildir. Değilse, cinsinden değilse dahil değildir. Nasıl yani sayılan yani cinsinden derken? El tabureye kadardır. Elin dirseklere kadar diyorsa bu dirseğe kadar o el meselesi Arapçada yet yani. El bizim burasıdır da Arapçada yet dediğin zaman omuza kadardır. Burası ta dirseklere kadar diyorsa bu aynı cinsten olduğundan dolayı dahildir. Dahildir. Ama mesela aynı cinsten olmazsa dahil değil. Mesela akşama kadar hani akşam güneş batınca kadar oruç tutun. Birisi gündüz akşam güneş battıktan sonra ise gece aynı cinsten değil. Onun için dahil edemez. Dahil edemez. O zaman abdest konusunda, başı meshetme konusunda Hanbelilerin ki daha mı isabetli? Çünkü baş hepsi oluyor. Baş hepsi oluyor. O yüzden hepsini isabetli mesh... diye bir şey yok. O meshetme, dokunma tabiri var orada. Tabirin içinde. Dokunmak. Yani siz böyle başınıza elinizi değdiğiniz zaman dokunmuş olmuyor musunuz? Oluyorsunuz. Tamam mesele yok. Bu dokunma kelimesi Şafii mezhebininki belki daha isabetli yani. Çünkü parmağınla da olsa dokunuyorsun yani. Yani evet. İsabet diye bir şey yok. Bu içtihat farkı olan şeylerdir. Evet. Cenab-ı Hak dileseydi onu açık bir şekilde bir kelimeyle, bir işaretle onu açıklardı. Yani. Ama açıklamamış. Mesela kulakları falan mesih ediyoruz. Evet. Ayette o yok değil mi? Yok. O kulaklı yani burna, ağza, kulaklara o ayette yok onlar. Farz değil onlar. Sünnettir onlar. Onlar sünnettir. Yani onlar alınmadan da abdest alınabilir. Tabii canım. Yani farz olan cihazları ya da organları Cenab-ı Hak ayette belirlemiştir. Evet. Faksilû vucûhekum. Yüzünüzü ve eydiyekum ilel merâf. Femsehû birûsekum ve ercûlekum ilel kâbeyn. Evet. Ve ercûlekum. Mesela kıraat farkı da var. Burada ercûlikum diye okuyan da var. Ercülüküm olursa ayaklarınızı mesedin o çıkar. Çünkü nedir? Vemsehu bir ruusikum ve ercülüküm. B harfi ceri burada ruusikum. Seyi esre yapıyor. Ercülüküm derken ayakları da esre yapmış oluyor. Yani ercüli lamı esre yapıyor. Likum. O zaman ne olur? Ayağınızı mesediniz olur. Halbuki nasıl okunuyor diğer kıraatta? Meşhur olan kıraatta vemsehu bir ruusikum ve ercülüküm. La, le üstün okunuyor. O zaman ne demektir? Vaksilü'ye gidiyor ta ileriye. Yıkayına gidiyor. Yıkayına gidiyor. Peki yani bu... kıraatta o var. Erculiküm olamaz. Niçin olamaz? Ayaklar meshedilemez. Kıraatta varsa bu zaman meshediriz diyemezsin. Çünkü niye? Çünkü ayağın yıkanması esas kılınmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Vay diyor o hani o topuk boşluğu var ya. Orasını kuru bırakana vay ateşten diyor işte değecek olan azaba diyor. Yani orasını da yıkanmasını söylüyor. Hatta az bir şey kuru kalmasını bile istemiyor Peygamberimiz. Veya kuru bırakanlara da ne yapıyor? Uyarıda bulunuyor.
Ateş yakacak orayı diyor. Erculüküm diyor okusaydı peygamberimiz böyle bir uyarıda bulunmazdı. Yapmazdı değil mi? Tabii kesinlikle. Evet. Ve sahabiler de zaten hiçbir zaman çıplak ayağı meshetmemişler. İlla mesvakle meshetmişler. Uygulama da yok bu. Tabii. Onun için oradaki kıraat esas alınmaz. Yani o zaman mezheplerde böyle ortaya çıkan farklılıklar yine ayet-i kerimelerden. Yine ayet-i kerimedendir. Eğer bu hak mezhep var ya, dört tane mezhep. Onun dışında eğer böyle yanlış yerlere giden olursa onlar batıl mezheptir. Onlara itibar etmemek lazım. Bir konu açılmışken bu dört tane hak mezhep diyoruz ya. Evet. Neden bunları biz hak kabul ediyoruz da ötekilerine itibar etmiyoruz? Çünkü kitap ve sünnete esas alıyorlar. Kendi görüşünü, kendi reyini esas almıyorlar. Kitap ve sünnete esas alıyorlar. Bunlar onun için diyoruz. Yani ehl-i sünnet ve cemaat yönünden diyoruz. Kitap ve sünnet. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in en birinci tefsiri olan sünnet-i seniye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o açıklamalarını esas alıp öyle gidiyorlar. Ve ama dolayısıyla bunlar hak mezhep. Ama diğerleri hak mezhep olma liyakatını kesbetmemiş. Daha doğrusu onlar da belki mezhep itibariyle bir hakikate dayanıyorlar. Fakat tasarrufatına o dayandıkları hakikat şey yapmıyor, etki etmiyor. Dolayısıyla burada batıl olmuş oluyor. Yani mesela ne bileyim Şiiler diyelim yani. Evet. Ehl-i Beyt muhabbetiyle coşuyorlar. Bu hakikattir. Ki illel meveddete fil kurba diye ayet-i kerimede geçiyor. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de diyor Cenab-ı Hak, ben sizden hizmetim karşılığında bir ücret talep etmiyorum. Nedir? Ehl-i Beytime meveddet yani muhabbet istiyorum diyor. Bir ayete dayanıyor. Evet. Ve hakikattir. Şiilerin Ehl-i Beyt'e duydukları muhabbet nedir? Haktır. Haktır. Ama tutup tasarrufatına ne yapıyor? Dayanmıyor. Yani Ehl-i Beyt'e muhabbet edeyim derken bu sefer Ehl-i Beyt'ten olmayanlara ne yapıyor? Gayz ediyor. Kin ve düşmanlık besliyor. Hazreti Ebu Bekir düşmanlığı var. Ve öyle bir hale geliyor ki daha sonra la li hubbu aliyyin belli bu'du umar meselesine dönüşüyor. Yani kasette. Hazreti Ali Ehl-i Beyt muhabbeti için değil, Hazreti Ömer düşmanlığı için o yüzden meseleye daha dönüşüyor. Dolayısıyla ondan batıl deniliyor. Yoksa her batılın içinde de bir tane-i hakikat, var. Hakikat tanesi bulunur diyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur. Bunu biraz şunun için de soruyorum da çünkü günümüzde de var. Mesela hatta kimisi üslubunda da aşırıya gidiyor. Diyor ki işte İmam-ı Azam Ebu Hanife hatta bu sıfatı da kullanmıyor. O da işte ayetlerden, hadislerden bu şeyi çıkarıyordu. Hatta meslektaşım diyor. Meslektaşım İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle dedi diyor. Ben de böyle bir içtihatta bulunuyorum diyebiliyor. Diyor ki ben de Kur'an'a hadise dayanarak çıkarıyorum. Programımızın içinde bir bölüm var galiba içtihatla ilgili bir bölüm. Evet şimdi oraya. Bak, oraya aslında güzel bir malzeme oluştu. Yani oraya da geçebiliriz yani. Tam zaten ara vaktimiz geldi. Dilerseniz. Evet. Tabii olur. Geçelim. İyi olur. Ama öncesinde bir sağlık köşemiz var. Sağlık köşemizi izleyelim. Sonrasında oraya geçelim. Tamam. Evet izliyoruz şimdi. Belki ilk aklımıza gelecek diyabet hastaları. Yani günlük şeker ve insülin dengesinin ayarlanması gereken hastalık grubu. Bu hastalık grubunda da iki diyabet türü var. Biri tip 1, biri diğeri de tip 2. Tip 1 insülin kullanan grup. Özellikle insülin kullanan grup için biraz sıkıntılı bir tablo ortaya çıkabilir. Bazen hani insülin kullanan grubun da kendi içerisinde o insülin ihtiyacını azaltan bir sonuç doğurduğunu da gözlemliyoruz. Yani onlar için sıkıntılı bir süreç olmasına rağmen onlarda da olumlu sonuçlar gözlemliyoruz. Ama tip 2 dediğimiz grupta çoğunlukla olumlu etkileri oluyor orucun. Burada da gene kişinin oruç esnasında yani sahada kendini gözlemleyip o süreçte neler yaşadığını, bedenini biraz tanıyıp baktı ki çok zorlanıyor. O zaman işte diğer ihtimalleri orucun tutulmaması durumunda fıkhın ortaya koyduğu ihtimalleri değerlendirme eğiliminde olması. Bunun da aslında onun açısından oruç tutmakla eşdeğer olduğu
düşüncesini muhafaza etmesi bence önemli. Evet, sevgili seyirciler, Risale-i Nur köşesine gelmiş olduk. Risale-i Nur köşesinde bir metin var inşallah. O metin üzerinde biraz sonra okuyalım, fikir teatisinde bulunacağız. Nasıl ki bir cisimde neşv-i nema için tevessü meyli bulunur, o meyli tevessü ise, çünkü dahildendir, vücut ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer hariçte tefsi için bir meyil ise, o vücudun cildini yırtmaktır, tahrip etmektir, tefsi değildir. Öyle de İslamiyet'in dairesine selefi salihin gibi takvay-ı kamile kapısıyla ve zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarikiyle dahil olanlarda meylü tevessü ve irade-i iştahat bulunsa, o kemaldir ve tekemmüldür. Yoksa zaruriyatı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefeyi maddiye ile alude olanlardan olan o meylü tefsi ve irade-i iştahat, vücud-ı İslamiye'yi tahrip ve boynundaki şer'i zincirini çıkarmaya vesiledir. Evet, Kenan Demirtaş hocamız şimdi sözlerden, 27. sözden, İhtişar Risalesi'nden 4. maniyi bizlerle paylaştılar. Burada iki tür tefsiden bahsediyor, genişlemeden bahsediyor. Bir dahiliden, bir de hariciden. Dahili olanın tekemmüle vesile olduğunu söylüyor ama harici olursa bu zarar verir diyor, cildi yırtar diyor, değil mi? Evet. Yani dolayısıyla bunun tehlikeli olduğunu daha çok ifade ediyor burada. Yani burada bizim için sanırım selef-i salihine adres veriyor. Yani onlar nasıl yapmışlar, nasıl şey yapmışlar. Bizim de bugün çıkış noktamız sanırım onların yaptığı gibi olması kaydıyla uygun olur, değil mi? Hı hı. Evet. Ya şimdi yani hakikaten cisimde öyle değil mi? Yani cismi eğer normal gıdasını verirsin çocuğun, çocuk yavaş yavaş büyür. Hı-hı. Bu normaldir. Hı-hı. Ve antrenmanlarını yapsa vesaire, sporla falan uğraşsa işte ne yapar? Vücudu da gelişir. Bu güzeldir. Ama ben birden işte çocuğu büyüteyim diye tutsam, bir pompa alsam elime, şişirsem vesaire, hı-hı, bu onu büyütmek demek değil. Yani bununla büyümez bu. Sen çocuğu büyütmek için gıdasını vereceksin, öyle büyüyorsun. Doğaldır bu. Hı-hı. Şimdi ya da hormon falan yapıyorlar. Ya bir yani, anda şişiyor belki ama. Evet. Aslında yani mesela geçenlerde bir haberde okumuştum. Bir kızın herhalde ne diyorlarını, dudaklarını şişirmişlerdi böyle bir dışarıdan fiziki bir şeyle. Hmm. Halbuki doğal olanı tahrip değil. Ama dışarıdan bir şey zerk ederek onu büyütmek nedir? Tahriptir. Hmm. Ne yapıyor? Dudaklarından olacakmıştı kızcağız yani. Evet. Şimdi bu nedir? Buna benzer şeyler aslında tevsi, genişletme doğal olmalı. Fıtri, işte doğal, fıtri olmalı. Eğer hariçten bir müdahale ile böyle bir genişletmeye girersen o tahriptir diyor. Hmm. Şimdi selef-i, İslamiyet'te böyledir yani. Selef-i salih'i nasıl yapmışlar? Demişler ki takva niyetiyle. Takva. Takva ne demek? Allah korkusu. Evet. Yani bir hüküm çıkartacaksa o hükmü kendi kafasına göre değil. Hatta İmam-ı Azam'a demişler, sen rey, kendi kafana göre hükümler çıkartıyorsun, rey ehlisin falan. O demiş, kendi kafama göre çıkartsaydım, diyormuş, mesin altını diyor elimle sıvardım, üstünü sıvamazdım diyor. Çünkü hı-hı, altı kirleniyor, üstü kirlenmiyor ki. Yani değil mi? Yani, ve buna evet, benzer örnekler veriyor. Birkaç tane örnek veriyor. Şimdi hakikaten kendi aklına göre değil de Allah neyi emretmiş, bizden ne istiyor, bu amaçla ne yapacak, hüküm çıkartması lazım. Evet. Bunun telaşında olması lazım. Eğer bunun telaşında olmayıp da hakikaten bunun kaygısında bulunmayarak bir hüküm çıkartmaya kalkarsa, Allah bana çıkarttığım bu hükümden soru soracak diye korkması lazım. Eğer böyle bir içinde korku yoksa, takva yoksa, hı hı, ha o zaman nedir? O adamın kalbinde korku yoksa her türlü şey hüküm verebilir yani. Ama bu takva biraz hani dışarıdan çok bilinebilecek bir şey değil. Yani bunu söyleyen kişi de ben takva sahibiyim
diyemez mi? Ben takva alayım, bunu çıkarım. Hani belki ifade olarak söylemiyordur ama ama ikinci bir tabir de vardı orada. Bak ne diyor? Yani zaruriyatı diniye imtisal olacak. Değil mi? Selefi sahibi takva-i kamile kapısıyla zaruriyat-i dini imtisal. Evet. Yani dinin zaruriyatını elde edecek. O tip insanlar belli olur zaten kendisi demese bile. Dinin zaruriyatını yaşayan insanlar belli. Dinin zaruriyatı da namaz kılmak, oruç tutmak, zekatını vermek, efendime söyleyeyim, asıl dinin emrettiği şeyleri yapmak yani. Yasakladığından kaçınmak. Zaruriyat-ı din ne budur? Evet. Dinin zaruriyatı neye denir? Kesin olarak İslamiyet'in emrettiği ve yasakladığı şeylere riayet etmektir yani. İşte takva, buna riayet ettiğimiz zaten takva oluşuyor. Hakikaten. Sen onun takva sahibi olup olmadığını zaruriyet-i diniye uyup uymadığından anlarsın. Ya biz o zatların zaten yaşantılarına bakıyoruz. Yani gerçekten hani gece bir iki saat uyuyorlar. İmam Şafii mesela bir iki saat uyuyor, sonrasında kalkıyor. Sürekli okuyor. İşte ibadetler, teheccüd falan. Hatta bir gece annesi ışığa uyanıyor, geliyor. Ya oğlum diyor ki, gündüz diyor o meclisten bu meclise koşuyorsun. Bir gece de o kitaptan bu kitaba bakıyorsun. Yok mu bu bedelinin senin üzerine hiç hakkı diye. Yaşantılarında da o var yani. Yazdıkları şeyi kendileri yaşıyorlar. Dolayısıyla hani bakınca gerçekten İmam-ı Azam hakkında mesela şöyle bir menkıbe anlatılıyor. İmam-ı Azam Hazretleri yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kıldıktan sonra tabii duaya devam ediyor. Allah'ım ne olur beni cehennem ateşinden halas eyle. Kurtar. Müezzin tabii kayyumu şeyin, caminin kayyumu kandili söndürüp evine gidecek. Tabii uyuyacak, sabahleyin namaza gelecek. Bakıyor ki İmam-ı Azam'ın, imamın bir türlü duası bitmiyor. Herhalde biraz uzun sürecek diyor. Evet. Neyse usulca kapıyı örtüyor, çıkıp gidiyor. Gidiyor uykusunu alıyor, geri geliyor. Bakıyor ki imam gene oturduğu yerde hiç şeyini bozmamış, istifini bozmamış. Gene Allah'ım ne olur beni cehennemden halas eyle diye. Ettiği dua da bu. Cehennemden kurtar diye. Aynı kaldığı cümle devam ediyor orada yani. Sabaha kadar durmadan cehennemden kurtulmak için orada dua ediyor İmam-ı Azam. Herhalde diyor bu kadar uzun zaman geçti. Efendim şey diyor, biraz diyor yani şu kandilin diyor yağını değiştireyim de diyor sönmesin diyor. Kandilin yağını değiştirirken tıkırt yapınca İmam-ı Azam Hazretleri fark ediyor herhalde. Ondan sonra elini yüzüne sürüyor. Diyor kayyum efendi diyor herhalde evinize gideceksiniz. O zannediyor ki yasından çıkmış evine gidecek. Diyor ya İmam efendi ne evi diyor, ben uyudum geldim, sen diyor hala daha bu halde devam aynı ediyorsun. Aynı yani şimdi ondan sonra hemen kayyumun elinden tutuyor diyor ki sakın diyor bu gördüğünü diyor bir başkasına anlatma. Sabahlara kadar ibadet ediyor. Dedirtme diyor millete diyor. İmam-ı Azam diyor. Ama İmam Efendi herhalde diyor. Çok dayanamamış. Ondan sonra tabii biz de duyduğumuza göre demek o zat da anlatmamış yani. O ama yani durulamaz ki. Böyle şimdi, bir örnek görürse insan paylaşmak ister yani. Yani evet. Tabii anlatıyor. Yayılıyor bu tabii. Evet. Geliyor bedevinin bir tanesi. Ya imam diyor hemen şey yapıyor. Sen diyor sabahlara kadar böyle ibadetler ediyormuşsun. Yayılmış da. Diyor ya kendinden geçmiş bir vaziyette ibadetler ediyormuşsun. Hem İmam-ı Azam da çok zengindir. Sen de çok zenginsin. Hiç o mal mülk diyor aklına gelip de diyor o diyor şeyi bozmuyor mu senin diyor dengeyi falan. Benim diyor 4 tane devem var diyor. Vallahi her rekatta diyor birisi aklıma geliyor diyor. Ondan sonra bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. İmam da tabii imamca cevap veriyor. Evet. Ona diyor ki ben diyor develerimi diyor buraya bağlamıyorum, ahıra bağlıyorum diyor. Ya. Buraya bağlamıyorum buraya. Ahıra bağlıyorum. İşte mesela dünyevi malı var zengin ama hepsini nereye bağlıyor? Hepsini olduğu mekana bağlıyor. Ya, güzel. Evet. Şey konusunda yani evet hakikaten demek ki mezhepler konusunda biz neden onlara imtisal ediyoruz? Hem başta Kur'an ve sünnete tabi olmaları ve söylediği şeyleri bizzat yaşamaları. Yaşamaları tabii. Sadece konuşmadan ya da yazmadan ibaret kalmıyor. Yoksa başının üzerine önüne prof, doktor bilmem ne ilave etmiş. Makam, mevki sahibi hakikaten milletin aşkı alkışladığı bir adam. Ben onun peşinden mi giderim? Yoksa İmam-ı Azam'ın peşinden mi giderim? Hangisinin peşinden giderim? Elbette İmam-ı Azam. İstediği kadar hatta
prof değil, ort, prof bilmem ne, do, dere, ne kadar varsa ilave koysun önüne. Hiç beni enterese etmez. Vallahi onu, niye? Çünkü o prosunu yakıyor, ayak ayak üstüne atıyor, affedersiniz. Ondan sonra ne namaz var, ne zekat var, ne oruç var, İslamiyet'in zaruriyatını yerine getirmemiş adamlar, ne takva var, ne bir şey, Allah korkusu yok. Ondan sonra ahkam kesiyor. İşte o ahkam kesmeden ona derler. Tabii hepsi böyle değildir ama. Ya hepsi öyle değil ama en azından bir tarafında bir yamukluk var yani. Ama İmam-ı Azam'a gelince yaşantısında mükemmellik var. İlminde mükemmellik var. Peki ilmini hayata geçirme konusunda herkes şahittir ki hakikaten hayata geçiren bir adam. Ve de zaman itibariyle Peygamber Efendimiz'e çok yakınlar. Terü taze daha, değil mi? İslamiyet'in hakikatleri ortada. Peki konuyu açmışken ben hemen size sorayım. Bu azimet ruhsat konusuyla da alakalı. Sahabilerden, Peygamberimiz döneminden bir örnek var mı bildiğiniz? Onlar azimet ruhsat konusunda işte bir araya geldikleri zaman ya da birbirlerine anlatırken bu meselelere dair böyle bir örnek var mı? Bugünümüze dair bize ışıklayabilecek, bize yol gösterebilecek tarzda. Aslında aklıma Hazreti Ömer'in yaşadığı bir şey geliyor. Utbe radıyallahu anh bir gün kendisi Hazreti Ömer sofra kurduğunda geliyor. Hemen sofraya oturuyor Hazreti Ömer sofrasına. Diyor ki bu diyor ekmeklerden diyor tazesi yok mu? Diyor ki Utbe diyor sen bunu mu sen mi söylüyorsun diyor. Dışarıda diyor Müslümanlar açken Ömer'in sofrasında diyor taze ekmeğin ne işi var? Şimdi öyle bir işte denge içerisinde yaşıyorlar ki hani dedik aslında ya halife, israfı. Değil mi yani Hazreti Ömer? Evet, hani, dilerse taze ekmek olmaz mı sofrasında? Ve de şimdi halifenin ötesinde zekaveti itibariyle dünyayı kendine rağm edebilecek insanlar bu insanlar. Evet. Ama onlar bunu tercih yani bizzat isteyerek iradi olarak kasti olarak tercih ediyorlar. Ve hani bunu da özellikle söylüyor. Hani bak ben de böyle bir ben bu düsturla hareket ediyorum. Sen de bunu nasıl söylüyorsun bir şey olarak, bir İslam ümmeti içerisinde bulunan bir mümin olarak söylüyor. Hmm. Dolayısıyla onların israf anlayışı veya onların şey bunun anlayışı tam, çok... Tam tersi de şöyle var mesela. O Bedir Savaşı'na gidiliyor. Bedir Savaşı'na giderken hani biliyorsunuz seferi haldeyken oruç tutulmaz. Hani ayette de başta söyledik ya. Peygamber Efendimiz diyor ki ne kadar oruçlu varsa diyor orucunu bozsun diyor. Ama bu bir emir mi? Bozsun derken. Bozsun. Savaşa gidiyor. Bedir Savaşı'na gidiyor. Yani. Bozsun. Komuta. Seferisin. Ama seferi de hani ruhsat ya. Sen böyle tutabilirsin de. Ruhsatı yerine getirmeyebilirsin. Evet. Sahabiler bir kısmı orucunu bozuyor. Bir kısmı tutuyor. Bozmuyor. Ben dayanırım diyor falan. Fakat o oruç tutanların hepsi perişan oluyor. O şeyler... bozanlar. O bozanlar ise o oruç tutanları bile sırtında taşır hale gelir. Yani en fazileti yani en faziletli de o orucu bozanlar oluyor. Bazen olur ki sizin dediğiniz gibi ruhsata sarılmak azimetten daha şey olur, önemlidir. Hatta orada sanırım yerine göre yani. Bu cemaate uyma meselesinde de ama şer'i bir ruhsat olacak. Az önce dediğimiz gibi haram yolla elde edilmiş zaruretten hasıl olan ruhsat olmayacak. Evet. Mesela hani savaş esnasında cemaati bırakmamak için farzları ikiye indirip o cemaatin şeyine devam ediliyor. Evet. Bu da ayrı bir mesele mesela değil o, mi? O da ruhsattır. Hayati... Cemaat farz mı normalde ama bir de savaşta cemaat. Yani cemaat bize göre Allah'ın emridir yani. Yani cemaatle namaz kılınız diye. Namaz kılınız diyor da fakat Hanefi mezhebine göre farz denilmiyor. Fakat diğer mezhepler de. Mesela Hanbeli mezhebinde. Yani böyle bir mutlaka, ayet, bir emir var mı? Yani işte hadis-i şeriflerdeki emirler de ayette olmasa bile o mezheplerde şeydir. Farz gibidir. Farz gibi kabul ediliyor. Mesela namazın içinde. La salate limen lem yakra fatihatel kitap. Yani namazın içinde Fatiha okunmazsa namaz yoktur diyor Peygamberimiz. Yoktur. La salate diyor. Yoktur diyor. Şimdi bunu bu sahih hadis. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de Fatiha'nın okunacağını, namazda okunacağını dair herhangi bir işaret yok. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri bunu diyor ki Kur'an'da olmadığı için, sadece hadiste bulunduğu için bu kesin emir, bu diyor vaciptir diyor, farz diyemiyor. Adına farz diyemiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Cemaat de böyledir. Yani adını koyamıyoruz biz. Şimdi ama diğer mezheplerde illa Kur'an'da olması, esasının olması şart değil. Yani peygamberimiz de şey yapar. Onun için mesela
Fatiha'yı okumak vacipten öteye yani farzdır orada. Evet. Hanefi mezhebi oradaki kesin emri şöyle almış. Vacip demedi, şöyle almış. Yani sevabından mahrum olur. Hiç sevabı kalmaz. Evet. Ve de iadesi gerekir. Namaz kabul olmaz değil. Sevabından mahrum olur. Mahrum olur. Ve de vacibin hükmü gereği de iadesi gerekir. Yani. Tabii. Değil mi? Hani tabii. Vacip de gene... Yani, evet. Tabii, öyle bir de hükmü var yani. Ama vacibin terkinde unutmuşsan şey olur. Sehiv. Yani sehiv secde gerekir. Sehiv secde etmesen de namazın kabul olur. İadesi gerekmez. Hı-hı. Yani böyle bir şey var. Farz gibi değil yani. Vacip farz gibi değil. Onu demek istiyorum. Evet. Şimdi yani vacip diye hüküm vermiş. Evet. O şey meselesi. Kesin hüküm. Şey de öyledir. Cemaatle namaz da öyledir. Hı-hı. Hatta biliyorsunuz Osmanlı padişahlarından kısa. Bu, biz biraz ruhsata kaçıyorduk şimdi de. Şimdi Osmanlı padişahlarından bir tanesi camiye cemaate namaza gelmiyor. Padişah. Evet. Mahkeme reisi onun şahitliğini kabul etmiyor. Cemaatle namaz kılmayanın diyor, kılmayan fasıktır. Allah Allah. Tabii onun şahitliğini kabul etmiyor. Şey, aynı zamanda yani. Muhaddislerde de aynı şey geçerli. Evet. Hadis alacak. Rivayet etmek için cemaatle namaz kılıyor olması onun kabul şartları arasında o şahsın Tabii. arasında. Allah Allah. Bu da çok önemli bir noktadır yani. Şimdi demek ki biz hep ruhsata göre gidiyormuşuz. Hayır ruhsat yok ki burada. Cemaatle namaz kıl var yani. Bunun ruhsatı yok mu yani? Biz şimdi evde yalnız kılıyoruz. Hayır evde hanımınla beraber cemaat yap sen de o zaman. Yani işte öyle bir hani ruhsat arıyorsan fakat camiyi terk etmeye gene de şey olmasın yani bu fetva olmasın yani. Allah Allah. Evet. Vicdanını tatmin etmek istiyorsan. Vallahi şimdi ilginç sen bir şey. Sen imam ol hanımın şey olsun, cemaat olsun. Yok ama gerçekten şu an bakıyorum da yani cami cemaatten çok biz daha ziyade evde kılıyoruz. Yalnız kılıyoruz. Evet. Hanım da değil yani. Mesela iş yerinde diyelim çalıştık ettik. Bazen vakti geçiriyoruz. O vakitte belki cemaat bulmak da bizim için sıkıntı. Hemen seccadeyi bir köşeye seriyoruz. Kılıyoruz yalnız başımıza. O zaman bu tehlikeye giriyor. Yani anladığım kadarıyla. Ya namazın kabul olmuyor demedik şimdi şu anda. Yani cemaat takımından namazın 27 kat sevabı var. Evet, sen yalnız kıldığın zaman yine bir sevap alıyorsun. Evet, anlatabiliyor evet. muyum? Ama cemaatle kılmazsan bir emir var orada. Evet. Fasık oluyorsun. Yani mesele o. Yani Allah'ın emrini yerine getirmemek fasıktır. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. öyledir. Şimdi ameli salih. Mesela yani konumuz da biraz oraya geldi. Şimdi ayetlerde vurgulanır. Çok. Cemaatle namaza teşvik için öyle hadisler var ki mesela camiye gelmeyen insanların diyor evlerini diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içimden öyle geliyor ki odun toplasam da yaksam evi Allah olmasa Allah. Da camide kalsa yani. O kadar yani. Yani o kadar. Yani. Bu böyle buna evet, benzer hadisler evet. var yani. Neden Hatta peki hocam? Hatta ama kadar... var. Ama ta Kıbleteyn Mescidi bugün bilirsiniz arada bir dağ vardır. Dönüp dolaşıp öyle gelir yani. Yok. Şeyde Kıbleteyn Mescidi ne oldu? Evet. O şeyin Hendek Savaşı'nın hani mescitlerinin olduğu yerdir. Evet. O bölgede Kıbleteyn Mescidi'nin olduğu bölgede kalıyor. Ama bizzat bir dağ dolaşması lazım ta Mescid-i Nebevi'ye gelmesi için. Hı-hı. Diyor ya Resulallah ben amayım. Benim için ruhsat yani camiye gelmemek. Gene diyor geleceksin. Ruhsat yok mu? Yok işte bak. Gene de geleceksin diyor Peygamberimiz. Buna benzer çok hadis-i şerifler var. Peki neden şimdi ha, ayette düşününce? Yok bak. Ben diyorum ayette yok. Onun için evet. şey değil ama hani Fatiha gibi dedim yani hmm. vurgulanan bir şeydir. O sebepten dolayı cami yani camiye gidilmesi lazım. Cemaatle daha doğrusu. Yani, namaz kılması. Şimdi lazım. Bakıyorum da biz yani çok bahaneler buluyoruz. Belki sokağımızın ucunda bir cami mescid vardır. Ama ya bugün çok yoruldum evde kılayım edeyim falan deyip de gitmeyebiliyoruz. Ya şimdi ha o tembel yani bir işin var, bir şey var. Şimdi sahabeleri düşünüyorum onlar hiç ha. mi yorulmuyordu? Ya işte. hiç mi işleri yoktu? Devamı, bir de tersinden bakmak lazım. Ben mevzuyu da çok uzatmak istemiyorum. Muhakkak başka noktalara gelmek istiyorsunuz. Hı. Şimdi hakikaten toplumun içerisinde namaza düşkün bir yapı görüyorsanız illaki orada sorunuz o ailede namaz cemaatle kılınıyordur yani. Evet. Hani bu çok birebir etkili olmadığı zaman ise işte namazı kılmayan bir toplum olmuş oluyoruz o zaman. Çünkü ailece mesela evde siz o cemaati kurmuyorsanız veya çocuğunuzu alıp cemaate götürmüyorsanız tersi oluyor bu sefer. Hani bir onu tutabilmek sahabiler için o cemaat zaten çok devamlı, önemli bir şey. Çok iyi. Sahabiler zaten camide, devamlı mescitte. Onun için Peygamberimiz diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin.
Yani biraz da evde de kılın diyor. Yani sahabileri evde kılmaya teşvik ediyor. Bize ise camiye teşvik etmek lazım. Yani. Ya hakikaten ilginç bir nokta yani. Tabii orada bir de Resulullah var. Şimdi Resulullah sürekli mescide gidiyor. Yani ben her halükarda bir bahane bulacağım. Yani. Şimdi Resulullah'ın olduğu yere kim gitmek istemez? Yani, doğru. Yani insanlar hatta sünnetleri bile orada kılmak isterler. Onun sohbeti. Belki bir ayet-i kerime nazir olacaktır. Bize yine ruhsat çıkmıyor mu? Yani burada ruhsat yok. Yani yok yani. Ruhsat yok. Yani bu işi ruhsat diye camiye gitmemek olmaz. Evet. Ama şunu bilmemiz lazım. Camiye gitmiyorsak da bilelim ki bizim boynumuzun borcu camiye gitmektir. Bunu bilelim. Fırsatını buldukça çünkü gitmemiz lazım. Evet. Yani ilk fırsatta gitmemiz lazım. Ha bulamazsak iki arkadaş bir araya gelin. Allahu Ekber deyip öyle kılın namazı yani. Gidemiyorsanız. Burada cemaat olun. Çünkü yeryüzünün her tarafı mescittir yani. Evet. Aslında soracağım şeyler, sorular vardı ama vaktimizin sonuna geldik. Son bir iki dakikamız var. Evet. Konu cemaatle alakalıydı. Ben tabii bunun bir hikmetini de merak ediyorum. Bir iki cümleyle neden bu kadar cemaate vurgu var? Hani cemaatle kılın, işte yalnız değil, yalnız olduğunda bir, işte cemaatle 27 diye. Nasıl bir hikmeti vardır bunun? Cemaatte tevhid daha iyi hissediliyor. Yani şudur mesela, asıl hikmetlerden bir tanesini söyleyeyim sadece. Bütün kainat Allah'ın kulu mu? Evet. Kulu değil mi? Şimdi bütün insanlar da Allah'ın kulu. Bütün evet. Cinler de, melekler de Allah'ın kulu değil mi? Bunu yalnız kıldığın zaman işte hissedemezsin. Allahu Ekber dersin, sen kendin kılıyorsun. Ama güzel. Yanında birisi olsa dersin ki bak ben onunla beraber Allah'ın huzurundayım. Şimdi o birisi daha olduğu zaman İyyâke ne'abudu diyorsun. Allah'ım ancak sana ibadet ediyoruz bak. İyyâke nestaîn, senden yardım diliyoruz. Biz vurgusu çıkıyor. Biz vurgusu yani. Yanındakiyle beraber bu sefer o cemaate cemaatler ilave ediyor. Biz cemaat takılıyoruz. Aslında biz hangi cemaatin parçasıyız? İstanbul cemaatinin parçasıyız. İstanbul'da da herkes cemaat takılıyor. Peki İstanbul cemaati hangi cemaatin parçası? Türkiye cemaatinin parçası. Türkiye İslam dünyasının parçası. İslam dünyası hepsine yapıyor. Koca bir mescit olmuşlar. Kabe-i Muazzama'nın etrafında hepsi Kabe'ye ibadet ediyorlar. Peki bu cemaatin içerisinde sadece insanlar var mı? Yok, cinler de var. Yok işte başka kimler var? Melekler var, işte böcek var, kurt var, kuş var, hepsi var. Hocam ben anladım. Sanırım bu daha da büyüyecek. Bütün kainat çapınca Allah'ım sana ne diyor? Biz sana kulluk kulumuz. Ediyoruz, senden ama yardım tek başına ediyoruz. Kıldığında bunu hissedemiyoruz. Bir şey yok. Cenab-ı Hak böyle cemaate teşvik ediyor. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Ben hakikaten dersimi aldım buradan. Bir hediyemiz var ama hediye sizin önünüzde kaldı. Ben şöyle alsam. Hediyeyi siz ikrama... Siz bana verin, ben size vereyim. Kenan hocam Allah razı olsun. Böyle şu Ramazan'a has bütün evet. Konuklarımıza böyle bir İnşallah hediyemiz var. İnşallah tavsiyenizi tutacağım. Daha fazla. Tabii diyor, bu kızma. Özellikle seçmedik. Bu en kısa hadis-i şerif. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Bugünkü Ramazan'ımızda gelen bütün konuklarımıza bunu biz hediye etmeye uygun gördük. Evet. Yani birisi geliyor Resulullah'a diyor. Bana bir şey öğret. Kısa olsun hiç unutmayayım diyor. Evet. Resulullah da la tadab diyor. Demek o zat kızan birisiymiş. O yüzden sakın üzerinize alınmayın. Biz bu Ramazan'da böyle bir az önceki gördük. Çok sert böyle sinirli gibi konuşmamın üzerine de estağfurullah, bunu verince estağfurullah. Dedik yani kızma falan filan. Allah razı olsun. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Evet kıymetli izleyiciler, bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız bütün ibadetleri kabul buyursun inşallah. Yarın tekrar aynı saatte huzurlarınızda olmak duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ım, bu 16. gün, 16. oruç, 16. iftar. Lütfunla bir Ramazan resmi geçidine daha kavuştuk. Rahmetinin bize karşı coştuğu bu güzel vakitte, binbir ismini şefaatçimiz yapıp, tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Ey her şeyi çeşit çeşit ve rengarenk yaratan Mülevvin! Ey her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mertebelerden daha yüce olan Ali! Ey bütün müjde ve tehditlerinde sadık olan ve varlıkların arzularını işitip ehemmiyetle yerine getiren Vefi! Niyeti pak olanların hediyelerinin küçüklüğüne bakmamak rahmetinin şanındandır. Biz de kusurlarımızdan o rahmetin şanına sığındık. Bir resmi geçitte
Herkes en güzel yürüyenin yürüyüşünü taklit eder. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adımlarını takip ederiz. Allah'ım, bize bu Ramazan resmi geçidinde rızana uygun adım yürümeyi nasip eyle. Ayaklarımızı Resul-i Ekrem'in sünnetine uydur. Amin.